AKP'nin MHP ile imtihanı söz konusu değildir. Zaten AKP MHP'yi kendi içinde minimize etmiş kendi içinde. Eski MHP'likten de çıktı o haşin faşizan söylemlerden geliş. Şu anda AKP'nin tüm projelerine destek veren, AKP'yi uluslararası arenada savunan, dış politikamızı destekleyen bir parti ve bu partinin Türkiye iddiası yok. İktidar olma şansı var mı MHP'nin? Yok. Cumhurbaşkanı, devlet başkanı seçme şansı var mı? Yok. Peki MHP sana destek veriyor. Destek verme deme şansın var mı? O da yok. Erdoğan, Kürtler için imkanları açtı, seferberlik başlattı, Oslo görüşmelerini yaptı, Diyarbakır'da cesurca hareketlerde bulundu. 2 sene ateşkes ilan edildi, teslim olun çağrısı yapıldı. Yukarıdaki sözler, Türkçe ve gramer hataları dahil yanlışıyla doğrusuyla Adalet ve Kalkınma Partisi Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler'e ait. Sayın Güler, partisinin bir toplantısında konuşuyor, daha başka sözler de söylüyor ama özü özeti bu. Ben hiç yorum yapmayacağım, sadece soracağım. Yalan mı yanlış mı ya da neresi yalan neresi yanlış? Tüm adaylar bir hafta içinde açıklanacakmış. Ana başlıktaki ifade AK Parti milletvekili ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özaseki'ye ait. Özaseki kıdemli bir belediyeci, eski bir bakan ve partisinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Yani sıradan bir politikacı değil, onun bu açıklamasını ciddiye almak gerekir. Bu açıklama geçen hafta sonu Samsun gündeminde bomba gibi düşen Cumhurbaşkanı Samsun'a geliyor haberi üzerine biraz kafa karışıklığı yarattı. AK Parti'nin önümüzdeki hafta gündemi oldukça yoğun. Salı günü grup toplantısı, çarşamba ve perşembe günleri Kızılcahamam'da kamp, cuma günü de Ankara'da il başkanları toplantısı var. Aynı zamanda parti genel başkanı da olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu toplantıları bırakarak Samsun'a gelmesi pek akla yatkın gelmiyor. Bu konuyu araştırırken ulaştığım kaynaklar, Samsun'a genel başkan yardımcılarından birisinin geleceğini, onun da hafta sonunda yani cumartesinden önce mümkün olmayacağını dile getirdiler. Hafta çok çabuk geçiyor, bekleyecek ve göreceğiz.